Merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok lezzetli fındıklı tatlı çörek hazırlayacağım. Hamuru için gerekecek malzemeler: bir tane yumurtamız var, bir paket vanilya, bir su bardağı ılık süt, bir çay bardağı ılık su, bir tatlı kaşığı tuz, bir çay bardağı şeker, bir paket kuru maya. Bunun yerine yarım paket yaş maya da kullanılabilir. 2 yemek kaşığı oda ısında yumuşamış tereyağı ve yaklaşık 5-6 su bardağı da un. 5 su bardağı unumu yoğurma kabına alıyorum. Unumuzun ortasını açalım. Kenarına tuzu dökün. Tam ortaya dökelim. Şeker. Ilık sütümüz. Ne sıcak ne soğuk olacak. Mutlaka ılık kullanın. Bir tane yumurta. Yumuşamış tereyağım. Vanilya. Bütün malzememizi koyduk. Yoğurmaya başlayalım. İlk önce ortayı karıştırın. İsterseniz tereyağını eritip de koyabilirsiniz. Çok önemli bir ayrıntı değil o. Yavaş yavaş kenarlardan unu alarak yoğuruyorum. Kıvamına bakarsınız. Çok yumuşak olursa 1-2 yemek kaşığı un koyun. Sert olursa da yine 1-2 yemek kaşığı ılık su. Sadece kıvam vermek için sakın çok koymayın. Yumuşak bir hamur elde ediyoruz. Yaklaşık 5 dakikadır yoğuruyorum. Kıvamı güzel oldu. Elimize yapışmasın ama yumuşacık bir hamur elde edin. Toparlayalım hamuru. Yoğurduğumuz kaba koyun. Üstünü de örtüp ılık bir ortamda 1 saat mayalandırın. İçine süreceğimiz fındıklı harcını hazırlayalım. Bir paket vanilya. 5 yemek kaşığı şeker. 2 yemek kaşığı tereyağınızı eritin ve koyun. Karıştıralım. Yarım çay bardağı soğuk su aldım. Biraz döküyorum içine. Sürülecek bir kıvama gelmesi lazım. Bir tatlı kaşığı kakao koyuyorum. Suyumun hepsini döktüm, yarım çay bardağı. Harcımız hazır.
Kıvamı da istediğim gibi oldu. Hamurum mayalandı. Elinizle hamuru toparlayın. Dikdörtgen bir şekilde hamurumuzu açıyoruz. Beze yaptıktan sonra isterseniz 10 dakika dinlendirin. O zaman daha kolay açarsınız. Dinlenen hamur her zaman için daha iyi şekil alır. Fındıklı harcın içine çok az, yarım çay kaşığı kadar tarçın koyuyorum. İstemiyorsanız hiç eklemeyin. Harcımızı açtığımız hamura sürelim. Dikkatlice rulo şeklinde saralım. Fırın tepsinize pişirme kağıdı koyun ve hamurumuzu üzerine alalım. Katlama yeri aşağı gelecek şekilde olsun. Tam ortadan bıçakla kesin. Kestiğiniz kısımlar dışa doğru gelecek şekilde döndürelim. Diğer tarafını da aynı şekilde hazırlayacağım. Bıçakla kesin. Üzerine başka bir tepsi kapatalım ve yarım saat bekleyelim. Biraz mayalansın. Daha sonradan fırınımı 200 derecede alt üst ayarda açıp ısıtacağım. Sıcak fırında alt üstü kızarana kadar da pişireceğim. Gayet güzel mayalanmış. Fırınım da ısındı. Hemen götürüyorum. Alt üstü kızarana kadar pişiriyorum. Dakikada pişti. Fırından çıkartıyorum. Yirmi dakika dinlendirdim. Üzerine sürmek için sos hazırlayacağım. Bir su bardağı kadar pudra şekerini tasın içine koyalım. Yarım limonum var. Onu sıkarak
Sosumu karıştırıyorum. Çok sulu bir kıvam yapmayın. İsteyenler üzerine kayısı marmelatı da sürebilir, parlak olması için. Ben lezzet olarak bunu daha çok yakıştırıyorum. Üzerine dökelim. Almanların meşhur bir tarifidir ve çok lezzetli oluyor, yumuşacık. Siz tamamen soğuyunca dilimlersiniz. Benimki daha ılık. Tadına bakıyorum. Harika olmuş. Bugünlük benden bu kadar. Videonun sonuna geldim. Başka tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.